Bel'am İbni Bağura'yı duydunuz mu hiç? Bel'am İbni Bağura. Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış birisi. Bel'am. Kenan ilinde yaşıyordu. Musa Aleyhisselam zamanında. Musa Aleyhisselam da bu efendim Şam'ın tarafında olan Kenan ilinin o taraflarda bir yeri fethedecek. Bel'am İbni Bağura. Orada yaşıyor. Oranın kavmi Bel'am'a gittiler. Bel'am dediğimiz zat İmam-ı Gazali Hazretleri'nin tabiriyle gökyüzüne baktığı zaman Levh-i Mahfuz'u gören, okuyan birisi. İsmi Azam'ı bildiği için ne dua etse kabul. Öyle birisi. Muhteşem bir adam derler ya. Öyle birisi. Duası müstecap. Anında icap ediliyor. Geldiler dediler ki ya Bel'am bu Musa var ya dediler. Bizim burayı fethedecek. Bizim mallarımızı, mülklerimizi alacak. Bizi perişan edecek dediler. Ne olursun bize yardım et. Bu Musa'ya beddua et dediler. Ya ben dedi nasıl beddua ederim Musa'ya? O dedi Allah'ın peygamberi. Bela. Yok dediler falan. Geliyorlar gidiyorlar. Yanına altın bırakıyorlar. Kese kese efendim mücevherat bırakıyorlar. Bir şey de demiyorlar. Bela bunlar burada kalsın. Dursun burada diyorlar. Gidiyorlar. Dursun burada diyorlar gidiyorlar. Bakın. Adamı üç şey bozar. Para, karı, bir de şöhret. Bursun diyorlar, gidiyorlar. Bel'am o kadar ısrar ettiler ki dedi, bir istihare yapayım sizin için dedi ya. O gece yaptı istihare. İstiharede dendi ki ona, o Allah'ın peygamberi de sakın ola beddua etme. Bu sefer ne yaptılar? Adem Aleyhisselam ne oldu? Şeytan Adem Aleyhisselam'a gitti, yol bulamayınca kime gitti? Allah. Allah annemize gitti. Bu sefer hanımına gittiler. Hanımına öyle bir mücevherat getirdiler ki hanımı ne yapacağını şaşırdı. Dediler ki sen Bel'am'ı ikna et, bu mücevherlerin hepsi senindir dediler. O yüzden geçen gün arkadaşım biri güzel bir laf söyledi, hoşuma gitti. Ateşi gördüğünde bozulmayan altına, altından. Altını gördüğünde bozulmayan kadından, kadını gördüğünde bozulmayan erkekten korkmayacak. Öyle. Bu kadın altını görünce hayatı değişti. Gitti Bel'am'ın yanına. Ona her türlü cilveyi, her türlü nazı yaptı. Bel'am dedi. Bunlar senin kavmin. Sen kavmine yardım etmeyeceksin de kime yardım edeceksin dedi. Gel bunlara yardım et falan. Bel'am niyeti bozdu. Tamam dedi. Tamam dedi ama bir dağ vardı. O dağa giderdi. O da ettiği dualar makbul olurdu. Atladı eşeğine. Eşeğine gidiyor. Bakın. Kimse çıkartamadı onu yoldan. Kim çıkarttı? Hanımı. Bizi de engelleyenler genelde kim olur? Hanımlar. Hanım yüzünden biz zaman zaman ne yaparız? Çok boşlanırız. Zaman zaman da sohbete gelmeyiz. Zaman zaman da onu bir yere götürelim vesaire. Ya bu falan filan ona uyarız. Orası ayrı bir konu ama hanım nedir? Gerçekten çok etkindir. Yolda gidiyor. Her defasında eşek döndü Bel'am'a. Dedi ki Bel'am böyle üç defa sersendi, böyle ayağa kalktı falan, bir türlü gitmek istemiyor. Her defasında Bel'am onu dövmeye başladı. En sonunda dile geldi. Dedi ki ya Bel'am sen ne yapıyorsun dedi. Allah'ın peygamberine dedi beddua edilir mi? Sus dedi. Sen ne anlarsın bundan dedi. Bir daha dövdü. Bindi gitti oraya. Dağın tepesine. Efendim, halkı onu bekliyorlar. O sırada tam açtı ellerini, beddua edecek. Allah'ım dedi. Şu Musa'ya yardım eyle. Şu halkı da kahru perişan eyle dedi. Halk şaşırdı. Bel'am sen ne diyorsun dedi ya. Sana o kadar altın verdik, para verdik dedi. Mücevherat verdi. Sen dedi Musa'ya değil. Bize beddua ediyorsun. Ben öyle demedim ama dedi. Yani öyle demek istemedim dedi. Bir daha aç dedi. Allah'ım dedi. Bunları dedi perişan eyle, Musa'ya yardım eyle. Dedi Bel'am ne diyorsun? Deyince bunun üzerine dedi ki Allah dilime hakim oldu, bana dedi Musa'ya beddua ettirmiyor dedi. Bir rivayet böyle. Bir rivayette de beddua etti. Edince dili aşağı doğru sarktı. Tabi buraya kadar uzandı.
ve Allah muhafaza ahirete arkadaşlar imaz. Niye bunu söyledim? Ne olduğumuz önemli değil arkadaşlar. Yarın ne olmayı hedef ettiğimiz ve yarın ahirete nasıl gideceğimiz çok önemli.